Bismillahirrahmanirrahim. Evet, güzel, elinize sağlık. Harflerimiz zaten çok güzel görünüyor. İşte satır düzeniyle ilgili bir hatırlatmalarımız olur inşallah. Şu mehariç yazarken şuraya bir de sanki bir dokunmak gerekiyormuş. Orada unutulmuş gibi olmuş sanki. Şöyle bunun şu ağzına bir dikkat edelim. Orada bir unutulan nokta var, dokunulması gereken. Bu bir. Bu harf gayet iyi. Şöyle birazcık zayıf geldi sadece. Ra harfinin başlangıcı. Ve zülfeyi koyarken de burada nokta değil de birazcık daha yarım bir nokta gibi koyup ondan sonra o zülfe işaretini Ra'nın yapabiliriz. Dediğim gibi hani zayıf gibi kaldı şurası. Aşağıya doğru gitmiş Cim'in bu kısmı. Tam satıra paralel böyle dönsün. Şöyle ayıralım burayı. Onun dışında iyi. Biraz ince uzun gibi kaldı elifler. Biraz küçük dokunuşlar gerekiyor. Bağlantı ve bunlar çok iyi. Maharicul huruf. Şu birazcık bu taraf sıkışık. Bu taraf biraz boş gibi kalmış ya. O yüzden bu vav'ı daha böyle bu tarafa alıp ikisi arasında hani makul böyle bir birazcık daha dengeli bir dağılım yapmakta fayda var. Bunlar iyi. Gayet güzel. Şurası çok sivri geldi sadece. Bir de yüksek. Çok yukarıya çıkmışız. Birazcık daha aşağıdan dönebilirdik. O zaman hem daha rahat şunu sığdırmış olurduk. Burada önemli bir nokta da bu ayın harfi buraya mesela dokunmaması gerek. Yani bazı harflerin bazı yerlere böyle, daha doğrusu bazı harflerin dokunulmaması gereken yerler var. Burayı bu kadar sıkıştırmamak gerekiyor. Bakın bu şu H'nin ucuna dokundurabilirsiniz. Ama buraya dokununca burada bu sorun teşkil ediyor. Ayın harfi iyi kendi içinde. Diğer harflerimiz de iyi. Bunlarda sadece bir problem var. Bu fotoğraf açısından eğer fotoğrafla gönderdiyseniz çekip kaynaklanmış olabilir diye düşünüyorum. Sağ yatık duruyor. Yani benim şu andaki kağıdımdaki bu çıktıya göre şu harfler, yani şöyle dik bir çizgi çektiğimde bakın bu tarafı yatık duruyor. Buradakiler de böyle. Tam tersi yöne yatık olması lazım. Harflerin kendi içinde şekillerinde çok problem yok ama böyle. Şuna da bir dikkat edelim. Bunu geçen hafta da uyardım ama burada da hala tam oturmayan bir şey var. Bunun örnekleri var. Meşklerde bunun örnekleri vardır. Buraya bir kere daha bakalım inşallah. Şu mesafe gene bir noktayı geçiyor. Bir nokta olması lazım orada. Yahtaru. Şurası dört nokta olacak şekilde. Birazcık daha büyük yapalım burayı. Bir nokta taşsa bu tarafa yeter. Şuraya dokunduk ve bozuldu maalesef. Biraz sola yatık olsun. Birazcık daha sanki erken dönmek gerekiyor. Çok sana bırakmışız bu ra harfini. Baştaki daha birazcık daha iyi. Onun şurasında bir zayıflık vardı. İyi. Bunlarla ilgili çok sorun yok. Elinize sağlık. Bir sonraki satıra inşallah geçelim.
Nesih dersiniz gelmedi. Nesih göndereceğim demiştiniz herhalde. Ona da inşallah geldiğinde bakarız. Allah'a emanet olun.